Gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Birazcık şu anda tabii duyguları hemen ifade etmek heyecanlı değilim. Görevde heyecanlıyım ama mikrofona konuşurken elhamdülillah heyecan yok ama tabii önümüzdeki süreçte inşallah 3. dönemimiz olmuş olacak. Tabii insanlarımız eğer takdir buyurursa ki gördüğümüz havada Allah'a hamdolsun izimiz var. İnsanlarımızın o istemeyde yüzümüz var Salih kardeşim. İnşallah Yahya'yla bu dönemde, bu 3. dönemimizde, ustalık dönemimiz, belki mimarlık dönemimiz diyorum. İnşallah elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Gece demeden gözün yürümeyeceğiz. Hatta koşacağız nasip olursa inşallah. Peki başkanım bu 10 yıllık yani 2 dönemlik süreçte Kapuzbaşı gibi, diğer Derebağ gibi, Yeşilköy gibi birçok şelaleyi hayata kazandırdınız ve yeryüzündeki Cennet Yahyalı sloganınıza da ön plana çıktınız. Yeni dönemde turizm atakları olacak mı? Kapuzbaşı'nı neler bekliyor? Bizi neler bekliyor? Biraz da seçim vaatlerinden bahseder miyiz? Ben her zaman söylüyorum. Gerçekten 10 yıl şöyle geriye dönüp bir baktığımızda yani hani Cumhurbaşkanımız ifade ediyorlar ya nereden nereye. Yahyalı için de ben aynı şeyi söylüyorum. Gittiğimde gerçekten bir köy havasındaydı. Köy görüntüsü vardı ama günün sonunda, 10 yılın sonunda Yahyalı gerçekten vizyon katmış oldu. Allah'a hamdolsun. Bu Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak bakıyorum. İnsanlarımıza beni mahcup etmedi. Vermiş oldukları birinci dönemdeki %59 oy oranıyla, ikinci dönemde %68 oy oranıyla o koltuğu bize layık gördüler ve inşallah dediğimiz gibi bu dönemde de çok güzel bir oy oranıyla ben inşallah taşlandıracağımı düşünüyorum. Çünkü ustalık dönemi çok daha farklı, mimarlık dönemi çok daha farklı. Efendim, turizm ilçesi izliyoruz, onu ön plana çıkartacağız. Hem tanıtımda hem de gerçekten oraya nasip olursa 2024'ten sonra 5 yıl içerisinde nereden nereye geldik diyeceğiz turizmde. Onu ben hayal ediyorum. Gece demeden de gündüz demeden de inşallah turizm ilçemizde ben adeta şahlandıracağım Salih kardeşim. Başkanım bu yaz muhteşem bir çalışmaya Yahyalı'da imza atmıştık. Ne yaptık? Yahyalı Milli Park'a geldik. Çok güzel bir gezi düzenledik. Yahyalı'nın ormanlarını, şelalelerini görüntüledik ve akşam da sizle kaymakamımız buradan Mehmet Kaya'ya da selam olsun. Evet. Çok güzel bir mangal yakmıştık. Güzel. Hakikaten harikaydı. Bu sene tekrar yapalım mı inşallah? Kesinlikle ve kesinlikle. Bekliyorum inşallah. Sözünü alalım canım. Evet efendim. İnşallah önümüzdeki inşallah yazla beraber başlayalım. Hatta geleneksel hale getirelim. İnşallah. Sadece sizde birçok dostlarımızı biz oraya bekliyoruz. Yeryüzü cenneti diyoruz. Gerçekten birazcık tanıtım noktasında eksiklerimizi tamamlamak olacağız. Ben burada Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ya yolumuz yol konforuna kavuşmuş olduk. Asma Köprü dediğimiz titreyen köprü, sallanan köprüyle biraz daha üzerine katmış olduk. Bir tık daha yukarı çıkmış olduk ama inşallah bundan sonra Aksu Vadimizi biz kar tünellerini de inşallah ön plana çıkardık. Dediğimiz gibi artık Yahyalı'nın şahlanma zamanı turizm manasında gelmiş oldu. İnşallah başkanım biz teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Hayırlı olsun diyelim tüm ilçelerimize sizlere de hayırlı olsun inşallah. Tüm 17 tane büyükşehrimiz birlikte inşallah 17 tane belediye başkanımıza biz kucaklaşacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum inşallah. Çok teşekkür